Bugünkü dersimiz mantık. Önce önermenin tanımını yapacağız. Önerme, doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Yani genellikle P, Q, R, S gibi harflerle gösterilir. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. Bak şurası önemli. Emir, soru, istek, ünlem, görecelik ve benzeri anlam içeren ifadeler önerme değildir. Mesela bugün hava sıcak mı? Soru soruyor. Gibi bu tarz soru cümleleri, emir cümleleri, işte çay getirebilir misin? Gibi istek cümleleri. Bunlar önerme değil, bildiğin olsun. Önermenin doğruluk değerleri. Bir önerme doğru ise doğruluk değeri D veya 1, yanlış ise Y veya 0. Biz genelde 1'i ve 0'ı kullanacağız. Yani doğruysa 1, yanlışsa 0'ı kullanacağız. N tane önermenin doğruluk değeri için 200 tane farklı durum var. Yani şöyle düşün. Şimdi bir önerme olsa, bir önerme nedir? Ya doğrudur ya yanlıştır. Yani 2 üzeri 1'de 2 tane doğruluk değeri var. 2 önerme olsa, 2 önerme olsa mesela bir önerme şöyle, bunu P önermesi diyeyim. 2 önerme olursa ne diyeceğiz? P ve Q gibi diyeceğiz. Şimdi doğruluk değerleri ne olur? Doğru, doğru olabilir. Doğru, yanlış olabilir. Yanlış, doğru olabilir. Yanlış, yanlış olabilir. Kaç tane doğruluk değeri geldi? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 2'den 4 tane doğruluk değeri vardır diyorsun. Yani önerme 3 tane olursa, P, Q, R olursa, şöyle çiziyorum. P, Q, R olursa, 2 üzeri 3'den 8 tane doğruluk değeri var. Şimdi ben bunu şöyle yaparım. Bak, pratik olsun diye diyorum. 1, 0, 2 tane ise doğru, yanlış. Yani tek önerme ise ya doğrudur ya yanlıştır. 2 önerme ise P önermesi ne oluyor? 2 tane doğru, 2 tane yanlış. Sonra Q bir doğru bir yanlış şeklinde gidiyor. Burada P önermesi 4 tane 1 ile başlarsın. Hani bilmiyorsan. Sonra 4 tane de 0 atarsın. 2, 3, 4. Q önermesi 2 doğru, 2 yanlış şeklinde gider. 2 doğru, 2 yanlış, 2 doğru, 2 yanlış. R önermesi de doğru, yanlış, doğru, yanlış, doğru, yanlış, doğru, yanlış şeklinde olur. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ten 8 tane doğruluk değeri vardır. Bak, 3'ü doğru olabilir. Doğru, doğru, yanlış olabilir. Doğru, yanlış, doğru olabilir. Doğru, yanlış, yanlış olabilir. Yanlış, doğru, doğru olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama hani ezber değil de 3 önerme olduğunda ne yapacağımızı bak. Bir önermede doğru, yanlış. 2 önermede P, 2 doğru, 2 yanlış. Sonra yarılanıyor, hep yarılanıyor. Bak, 2 doğru, 2 yanlış. Sonra 1 doğru, 1 yanlış. Burada 8 tane önerme var. P, 4 doğru, 4 yanlış. Sonra 2 doğru, 2 yanlış. Sonra 1 doğru, 1 yanlış. Mesela bir başka önerme olsaydı, o zaman 8 tane doğruyla başlayacaktım. Bu şekilde gidecektim. Ama genelde zaten 3 tanesini bilirsem yeterli. Birazdan soru gelecek zaten. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önerme denir. Bak, doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önerme denir ve P denktir Q şeklinde gösterilir. P Q'ya denk ise bu şekilde. Önermenin değili, bir önermenin hükmünün olumsuzuna önermenin değili ya da olumsuzu denir. Biz şöyle göstereceğiz. Bunu genelde felsefede falan gösteriyorlar şu işaretini. Biz matematikte önermenin değilini şu şekilde göstereceğiz. Mesela 1'in değili 0'dır. 0'ın değili 1'dir. Bir önermenin dolayısıyla değilinin değili kendisidir. Bu tarz ifadeleri de fonksiyondan, polinomdan falan filan biliyoruz zaten. Geliyoruz.
Mesela demiş ki, yukarıdaki önermelerin doğruluk değerlerini ve olumsuzlarını, değillerini bulalım. Şimdi P kök 5 çarpı kök 3 eşittir kök 15. Bunun doğruluk değeri nedir? 1'dir. Çünkü kök 5 ile kök 3'ü çarparsan kök 15 yapar. Peki buna bakıyorum. 2 eksi 3 eksi 1 büyük müdür 6'da? Hayır. O zaman yanlış bir önermedir. Dolayısıyla P'nin değeri 1 ise olumsuzu 0'dır. Q'nun kendisi 0 ise Q'nun değeri 1'dir diyeceğiz. Ve değerlerini de bulacağız. Peki geçiyorum. Pekiştirme. Bu konuyu anladın mı? Bak bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi. Önerme midir? Hayır. Soru cümleleri önerme değildir. 0 bir pozitif tam sayıdır. Bu bir önermedir. Kök 5 irrasyonel sayıdır. Bu da bir önerme. Yani 2 ve 3 önerme. Soru cümlesi önerme değildir. Ha, doğrulukları yanlışlıkları tartışılır ama sonuçta doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Soru cümleleri, emir cümleleri, istek ve ünlem cümleleri önerme belirtmez. Mesela P demiş ki eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 2'nin karesi 4 müdür? Bak şöyle sormuyorum. Bu 2 sadece 2'nin karesi olduğu için bu bir yanlış önermedir. Yani doğruluk değeri yanlıştır. Bir hafta 7 gündür. Doğru. 1 eksi kök 3 mutlak değer içinde kök 3 eksi 1'dir. Neden? Çünkü 1 kök 3'ten küçük bir sayı mutlağın içi negatifse eksiyle çarpılıp dışarı çıkar. O zaman bu da doğrudur. Bunu da bulduk. Doğruluk değerleri 0, 1, 1. Q, R'ye denktir. Evet. Denk önermelerde ne var? Doğruluk değerleri aynı olan önermeler denk önermelerdir. P'nin değeri şimdi F'nin kendisi eksi 2'nin karesi eşittir 4. Bunun değeri eşit değildir 4. Yani bu da doğru. Yani eşittirin değeri şöyle. Eşittirin değeri ne olacak? Eşit değildir olacak. Dolayısıyla 3'ü de doğrudur deriz. N artı 2 tane farklı önermenin birbirine göre 32 farklı doğruluk değeri var. Biz burada şu notu düşeceğiz. Diyeceğiz ki N tane önermenin 2 üzeri N tane doğruluk değeri var. Doğruluk değeri var. Dolayısıyla N artı 2 tane önermenin 2 üzeri n artı 2 tane doğruluk değeri var. Birbirine göre 32 farklı eşittir 32'ymiş. Sonra bu da 2 üzeri 5'e eşit. O zaman n 3'tür deriz. Şurada demiş ki 5 eksi 2 yani 3 küçük müdür eksi 5'ten? Hangileri doğrudur? Tamam. Doğruluk değerlerini istememiş, şey istemiş. Bakıyorum hemen. Bu P'nin değeri 5 eksi 2 küçük türün değeri büyük eşittir 2 eksi 5. Değeri böyle. Yani doğru. Bak eşittirin değeri eşit değildir. Onları yazayım mı? Bak P eşittir olsa P'nin değeri eşit değildir. Küçüktür olsa büyük eşit. Büyüktür olsa küçük eşit. Bunları daha çok tahmin edebiliyoruzdur. O yüzden söyledim. P, Q'nun değerine denktir. Şimdi önce bunun doğruluk değerini bulmam lazım. 5 eksi 2, 3. Küçük müdür eksi 3'te? Hayır. Bu P yanlış. P'nin değeri doğru.
En küçük asal sayı 2'dir. Doğru bir önerme. Bak demiş ki Q'nun değerini de bulalım. Q'nun değeri de 0 olur. P Q'nun değerine denktir. Evet. Bak doğru değerleri aynı oluyor. P'nin değerinin değeri P'dir. Evet bu zaten özellik. Bir önermenin değerinin değeri kendisidir. Dolayısıyla 1, 2, 3 hepsi doğru. Devam edelim. Şimdi bileşik önermeler. İşte V veya ya da bunların hepsini bilmemiz lazım. Ben bir tablo çizeyim. Şimdi bizim önermelerimiz P ve Q neydi? İki tane önerme ise 1, 1, 0, 0. Burası 1, 0, 1, 0'dır. Şimdi biz P veya Q. P ve Q. P ya da Q. Bak bu P veya Q. Bu P ve Q. Bu P ya da Q. İstersen önce sadece şeyi görelim. V'yi görelim. Onu öğrenmeye çalışalım. Ondan sonra diğerlerine geçeriz. Şimdi bak. V ya da birinin doğru olması yetiyor. Doğru olması. Mesela 1 veya 1, 1 veya 0, 0 veya 1 veya sadece ikisi 0 iken 0 olur. Diğer tüm durumlarda doğrudur. Yani 1 veya 1, 1'dir. 1 veya 0, 1'dir. 0 veya 1, 1'dir. Sadece 0 veya 0, 0'dır. Diğer bütün durumlarda 1'dir. Veya'nın anahtarı şurası. İkisi 0 iken 0'dır. Diğer durumlarda hep 1 olur. Bu birincisi. Yani veya. Özellikle olarak burada bütün durumları anlatmışsa ben de ona göre davranayım. Sonra hepsini bir anlatalım. Şimdi o zaman şöyle geliyorum. Diyorum ki P ve Q. Şimdi P ve Q'da da ikisi doğru iken doğrudur. Diğer bütün durumlarda yanlıştır. Ve biraz daha katı sadece hani doğru iken ikisi doğru iken doğru olur. Diğer durumlarda yanlış olur. Ya da da P ya da Q ikisi doğruyken ya da ikisi yanlışken ikisi doğruyken ya da ikisi yanlışken yanlış diğer durumlarda doğru. Yani yanlış yanlış diğer durumlarda yani biri doğru biri yanlışken doğru oluyor. Yani burada her birinin bir anahtarı var. Mesela V'nin anahtarı ikisi yanlışken yanlış. V'nin anahtarı ikisi doğruyken doğru diğer durumlarda yanlış. Ya da da biri ikisi doğruyken ve ikisi yanlışken yanlış oluyor. Diğer durumlarda doğru oluyor. Yani bunları ne yapmanız lazım? Normal şartlarda bilmeniz lazım. İster tek tek öğrenin, isterseniz parça parça öğrenelim ama yapmamız lazım. Mesela V'yi toplama gibi düşünebilirsin. Bak 0 artı 0 0, 0 artı 1 1, 1 artı 0 1, işte bir tek 1 artı 1 2 onu da sen düşün. V'yi çarpma gibi düşünebilirsin. 1 çarpı 1 1, 1 çarpı 0 0, 0 çarpı 1 0, 0 çarpı 0 0 gibi. Ve veya. Gelelim
soruları, özellikleri. Şimdi P ve P ve P P'miş. P veya P de P'miş. V'nin ve V'nin değişme özelliği var. Bak bu değişme özelliği. Değişme özelliği. Bu tek kuvvet özelliği. Tek kuvvet özelliği. Bu ikisinin de, bak V'nin de V'nin de ne var? Birleşme özelliği var. Bunları ben tek tek söyleyeceğim şimdi. V'nin V üzerine, V'nin V üzerine dağılma özelliği var. Dağılma özelliği var. Bu özelliklerin hepsi var. Ama biz bu özellikleri bir de kendimiz görelim. Mesela demiş ki P veya P neye denktir? P'ye denktir. Şimdi mesela şöyle düşün. Değerler 1 veya 1 nedir? 1'dir. 0 veya 0 0'dır. O zaman 1 veya 1, 1, 0 veya 0, 0 ise o zaman P veya P de P olur. Yani değişmedi. Bunu buradan hani ezberlememiz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. Diyelim ki P ve P. Bu da P'di. Bunu da görelim. Mesela 1 ve 1 1'dir. 0 ve 0 nedir? 0'dır. Bir diğer özelliği mesela P veya Q veya R yerine parantezi oynatıp şöyle yazabiliyorsun. P veya Q veya R. Bu birleşme özelliğini veya'nın birleşme özelliği var da mı? Birleşme özelliği var. Yani parantez değişiyorsa yönleri aynı var. Aynı şekilde P ve Q ve R yerine parantez oynatıp P ve Q ve R diyebilirsin. Bu da V'nin birleşme özelliği var. Birleşme özelliği var. Bak yönler aynıysa birleşme özelliği. Parantezi değiştirdiğin zaman birleşme özelliği demek. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Peki bunu biliyor muyuz? Mesela P veya 1 neye denktir? Diyeceksin ki veya da 1 olması sonucun 1 olmasına yetiyor zaten. Bak. Veya da bir tane 1 olması sonucu 1 yapıyor zaten. Veya sadece ikisi 0 iken 0'dır. Dolayısıyla P veya 1 daima nedir? 1'dir. Bunun yerine ne yazarsan istersen de mesela 0 veya 1 yazarsan yine 1 olur. 1 veya 1 de 1'dir. O yüzden P veya 1 gördüğün zaman direkt 1'dir. Mesela P ve 1 değer verelim. Bak 0 ve 1 0'dır. 0 ve 0 ne geldi? 1 yazacaktım. Değiştirecektim şunu. P'nin yerine bir 0 yazdım. 1 yazdım. Şimdi şöyle biraz karıştırdım. Şurası 1. P'nin yerine bir 0, bir 1 yazıyorum. Bak, 1 ve 1, 1. 0 yazınca 0, 1 yazınca 1 gelince o zaman P ve 1 de P'dir diyeceğiz. Şunları da ezberlemek değil. Bak, tekrar söylüyorum. Değer vererek bunu tutabilirsin. Şunu aynı şekilde. Bunları aynı şekilde. Bir başkası mesela P veya Q ve R değil mi? Bak biri veya biri V'ken dağılma özelliğidir. V'nin V üzerine dağılma özelliği. Şunu alıyorsun. Bak şunu aldım. Önce Q'ya P veya Q. Araya bu giriyor. Yani V giriyor. Sonra tekrar dağıttı. P veya R oluyor. İşte V'nin V üzerine dağılma özelliği. V'nin
B üzerine dağılma özelliği. Aynı şekilde P ve Q veya R dediğim zaman dağıtırsam P ve Q araya ne girecek? Veya P ve R diyeceğiz. Bu da V'nin veya üzerine dağılma özelliği. Son bir şey. Şimdi P veya Q yerine Q veya P yazabilirsin. Ya da P ve Q yerine Q ve P yazabilirsin. Bu değişme özelliği. Değişme özelliği. Bunun hepsi var arkadaşlar. Ve şimdi geçen söyledik ama bir önermenin değili neydi? Kendisiydi. Bir de bizim De Morgan kuralı var. De Morgan kuralı diyor ki P veya Q'nun değili, bak değili dağıtıyorsun, P'nin değili veya V oluyor, Q'nun değili. Aynı şekilde P ve Q'nun değili de P'nin değili, V de V oluyor, Q'nun değili oluyor. Ve şuradaki özellikleri evet biliyorsak ki bileceğiz. Genelde de şuralar, şu tablo lazım bana. Bu tablonun anahtarlarını bulursa gerisi kolay. Geldim. De Morgan'ı da verdik. Şunları da verdik. Bunları ezberlemenize gerek yok. Birlikte başlayalım. Mesela 1 veya 0 veya da 1 olması onun 1 olması için yeterli zaten. Bak. Tekrar şurada tabloda söyleyeyim. Veya da bir tane 1 olması bak sonucu 1 yapar zaten. Veya ikisi 0 iken 0'dır. Diğer durumlarda hep doğrudur. V'de de doğru olması için ikisinin doğru olması lazım. Yani 1 çarpı 1 gibi düşün. Diğer durumlarda hep 0. 1 çarpı 0, 0 çarpı 1, 0 çarpı 0. Hep böyle düşüneceğiz. Geliyorum. 1 veya 0, 1. Arada V var. Şimdi 0 veya 1'in değili. Bu 0 veya 1'in değili ne yapar? 0 değil. Değil mi? Devam ediyorum. 1 ve şimdi 0 veya 0 0'dır. Burası. 0'ın değili de 1'dir. O zaman 1 ve 1 1 yapar. P veya 0 P veya 0 deneyeceğiz. Bak 1 yazayım. 1 veya 0 nedir? 1'dir. 0 yazayım. 0 veya 0 nedir? 0'dır. P'ye bağlı işte. Bak o zaman bu da P oluyor. 1 yazınca 1, 0 yazınca 0 olursa burası P oluyor. P'de. P'nin değili veya P. Bak P'nin değili veya P. P'ye 1 desem değili 0 olur. P'ye 0 desem değili 1 olur. Her durumda ne oluyor? 1 oluyor. P'yi 1 de alsam, 0 alsam 1 olduğu için o zaman burası 1. Peki P ve 1 ne olur? 1 yazarsan 1, 0 yazarsan 0 olursa o da P'ye bağlı P'dir diyoruz. Yani bak şöyle P ve 1. Şimdi 0 yazarsan 0 ve 1 0'dır. 1 yazarsan 1 ve 1 1'dir. Bak 0 yazdım 0 geldi. 1 yazdım 1. O zaman P'ye bağlı. P ve 1 P oldu. Bunun sonucu. Buraya geliyorum. 1 ya da 0. Ya da iyi bilmeniz lazım. Biri doğru biri yanlışken neydi? Doğruydu. Bak şurada. Ya da da şöyle. İkisinde de bir. Biri doğru, biri yanlış. Doğru yanlış, yanlış doğru. Bir, diğer durumlarda yanlış oluyor. Burası bir. Değili sıfır ya da birin değili sıfır ve sıfır oluyor. Sıfır ve sıfır sıfır. Sıfır ya da sıfır
Bir. Ya da neydi? İkisi doğruyken ya da ikisi yanlışken yanlış diğer durumlarda bir. Şimdi diyoruz ki bu önermenin en sade hali. Peki bak şu değili parantezin içine dağıtıyorum. Önce şuraya dağıtacağım. P'nin değilin değili P. Bu V'ydi. V oldu. Q'nun değili. Veya Q. Şimdi V'nin de değişme özelliği var. V'nin de değişme var. Birleşme özelliği de var. Bak şöyle parantezi şöyle yapabilirsin. D veya Q'nun değili veya Q. Bak parantezi şuraya alabilirsin. Sonra Q'nun değili veya Q ne yapar? Her durumda mutlaka bir tane bir geleceği için burası bir yapar. Peki P veya bir ne yapar? Veya da bir tane bir olması sonucun bir olması için yeterli. Şimdi demiş ki bak P ve Q ve P'nin değeri V, R değildir bir. Doğruluk değerlerini istediği zaman şunu yapacaksınız. V ne zaman bir olur? V ancak ikisi doğruyken bir olur. Bak. Şurada. V ikisi doğruyken bir. Diğer durumlarda zaten yanlış olur. Bu tarz soruları sorarken de V'nin ve V'nin anahtarına göre. Yani ancak şurası 1, burası 1 olursa 1 olur. Yani P veya Q da 1 olacak. P'nin değeri ve R de 1 olacak. Şimdi V'den hareket etsem bundan sonra yine doğruluk değerleri diyeceğim ya. Veya da doğruluk değeri 1 ise 1, 0, 0, 1, 1, 1 hepsi olabilir ama yine V var. Buradan hareket etsem ancak ikisi birken bir olur. Yani R birdir. Burada da P'nin değeri birdir. P'nin değeri bir ise P'nin kendisi ne olur? Sıfırdır demek. Sonra bunu getirip burada yazdım. Sıfır veya Q bir oldu. O zaman Q'nun bir olması gerekir deriz. Bak doğruluk değerlerini bulduk. P, Q, R. Bu şekilde doğruluk değerlerini buluyoruz. Yani tablonun anahtarlarıyla hareket edeceğiz ona göre. Pekiştirme hangisi yanlıştır? Tek tek bakacağız. 1 veya 0, 1 ya da 0. 1 ya da 0, 1 ya da ne tablosunu bileceğiz. Yani bu doğru. 1'in değeri birin değeri 0. 0 ve 0'ın da değeri varmış. 0 ve 0, 0. Değeri 1 olur. Veya şuranın ne geldiği önemli değil. Veya da 1, yani burası istediği önerme gelsin. Veya da bir tane 1 varsa sonuç zaten 1'dir. Yani bu doğru, bu doğru. P veya 1 bak. Veya da 1 olması sonucun 1 olması demek. V'de sıfır olması sonucun sıfır olması demektir. Ya da bir doğru bir yanlışsa neydi? Doğruydu. O zaman bu da doğru. P ve 1, üzgünüm P'ye bağlı. 1 olursa 1, 0 olursa 0. Bu P veya P'nin değeri. Mutlaka biri 1 olacak. Yani P'yi 1 alsam P'nin değeri 0 olur. P'yi 0 alsam değeri 1 olur. O zaman bu da doğru. Demek ki cevap E'dir. Demiştir. Kök 5 eksi kök 2 eşittir kök 3. Yanlış bir örnek. Eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 3. Biraz üst üste çalışalım. Ne yapıyorduk? İçeri ters çevirince üstün işareti değişiyor değil mi? Eksi 2'nin küpü eksi 8 yani doğru. Kök içinde eksi 3'ün karesi ne demişti? Kökün derecesiyle sayının kuvveti aynı ve çiftse o mutlak olarak dışarı çıkar. O da 3'tür. Dolayısıyla bunlar yanlış. Şimdi buraya geliyorum. P 0 veya R'nin değeri 1 ve Q. Özür dilerim.
R0'da D'nin 1 tamam. Ve Q, Q'da 1. 0 veya 1. Bak burası 1 yapar. 1 ve 1 ve 1 yapar. İkinciyi çözelim. Q, Q 1. Ya da R 0 demiş. Ve P 0. Buranın ne çıktığı önemli değil zaten. Burada 0 varsa, V'de 0 varsa sonuç 0'dır. Q veya R. Q, Q, Q 1. Veya R. Q 1. R 0. Ya da demiştik P 0 ve R'nin değili 1. Bak 1 veya 0 1'dir. 1 ya da 0 ve 1 de 0'dır. 1 ya da 0 o da 1'dir. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 yani deniz. Bileşik önermesinin olumsuzluğu aşağıdakilerden hangisidir? Güzel. Önce ne yapalım? P veya Q. Bak şunu düzenleyelim. P veya Q ve şu değili dağıtırsam ne olur? P'nin değili veya Q'nun değili Q olur. Şimdi bir şey görmüş olmanız lazım. Bak dağılma özelliği yapmış. Sadece nasıl? Bak her ikisinde de sağda V, Q var. Bunu dışarı bırak. Geri kalanlar ne? P arada ve P'nin değili veya Q. Bak böyle dağılma özelliği yapmış. Bak bunu alıyorum. Sağ tarafta kalıyor. Geri kalanları birleştiriyor. Sonra P ve P'nin değili nedir? Sıfırdır. Neden? Çünkü şöyle olacak. Bu 1 olursa bu 0 olur. Bu 0 olursa bu 1 olacak. Her durumda 0 geldiği için 0 veya Q geldi. 0 veya Q Q'ya bağlı. 1 yazarsam 1, 0 yazarsam 0. Ama bunun olumsuzluğunu istemiş. Dolayısıyla cevap Q'nun değili olur. 4 PQR önermeleri için. Bu doğruymuş. Bak P ve Q veya R doğruymuş. Şimdi eğer bu doğruysa sen diyeceksin ki 1 V de doğru olması için bu iki önermenin de doğru olması lazım. Yani P'nin kesin 1 olması lazım. Q veya R'nin de 1 olması lazım. Bir de şu var. Q'nun değili ya da R. Onu da şuraya yazalım. Bir saniye. Q'nun değili ya da R sıfırmış. Şimdi sıfır olması için bunların ikisinin ya doğru, ikisinin ya yanlış olması lazım. Şimdi burada bir tek P'yi bulduk. Q ile R'yi de buraya göre bulacağım. Mesela R 1 olursa şuradan hareket ediyor. Tamam mı? R 1 olursa burası 0 da olabilir. 1 de olabilir. Yani net bir şey yok. Peki R 0 olursa Q'nun kesinlikle 1 olması lazım. Dolayısıyla Q 1 ise değil 0'dır diyoruz. Burası oldu. Yani şöyle bir şey. R 1 olursa Q'nun değeri 1 ise Q'nun kendisi 0 olsa bu da olur. Bu da olur. R 0 olursa 1 olur. Değeri 0. Yani şöyle. P, Q, R. P 1. Q 0. Q0, R1 olabilir. P1, Q1, R0 olabilir. 1, 0, 1 var. 1, 1, 0 var.
1-1-0 o da var. Yok, kolu özür. 1-0-0 olmuş. Tamam. Bir tanesi var. O zaman cevap bu olur diyeceğiz.